adını öğrendi, sıranı öğrenmiş oldu. Bir de burada birçok arkadaşın oldu değil mi? Eskiden bu kadar arkadaşın var mıydı? He, bir bakalım hele. Okul yapacak. He. İnşallah okuldan vatana, millete, ümmete faydalı birer evlat yetiştirmek için elinizden gelen gayreti sarf edersiniz. Şimdi... Benim milletimin yıldızları parlayacak. A benimdir, a benim milletimin direncem. Çatma, kurban olayım. Şehrinin en nazlı iler. Kahraman ırkıma bilgir. Bu ne şiddet bu celal. Ama sen çok tatlısın ya. Böyle. Ablaya da verelim. Benim ya. Ne? Hocam bana da vermedi. Bana da verdi. Ama... Teşekkür 2023-24 eğitim öğretim yılı ülkemizin her köşesinde olduğu gibi bugün okulumuzda da okul öncesi 1. sınıf ve 5. sınıflar uyum eğitimi başlamıştır. 124 okulumuzda ikili eğitim olarak eşleştirmeler yapılarak başladık. 53 bin öğrencimiz, 4600 öğretmenimiz bugün birinci sınıflar dediğim gibi okul öncesi birinci sınıf ve beşinci sınıflarımız uyum eğitimine başlamıştır. İnşallah kazasız belasız bir eğitim öğretim yılı geçiririz. Sıkıntılarımız olacaktır. Tabii dediğimiz gibi kervan yolda dizilir. Eğitim öğretimin başladığı bugün de eksiklerimizi gidermek için okul idareleriyle görüşerek ilçe milli eğitim müdürlüğümüz tedbir almıştır. Teknokentlerdeki öğrencilerimizin, konteyner kentlerdeki öğrencilerimizin taşıma planlaması da yapılarak özellikle Malet'te ve Teknokent'teki öğrencilerimiz iki okulla eşleştirildi. Lise öğrencilerimiz de taşıma kapsamında kendi okullarına gideceklerdir. Burada da velilerimize duyurmak isterim. Ben eğitim öğretim yılının camiamıza, ülkemize, öğrencilerimize ve bizlere hayırlı olmasını temenni eder, saygılar sunarım. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının startını bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya Battalgazi'mizde de ilçe milli eğitim müdürümüzle beraber vermiş olduk. Bilindiği gibi 6 Şubat'ta Malatya'mızın da içerisinde olduğu bir depremi yaşamış olduk. Bu depremde konutların yanı sıra milli eğitim okullarımızın da birçok binası yıkılmış oldu. Ancak milli eğitim ve yerel yönetimler olarak yapılan çalışmalar neticesinde tüm öğrencilerimizi okula alabilecek ilçe milli eğitim müdürlüğümüz hazırlamış oldu. Bugün itibariyle 124 okulumuz eğitim öğretime hazır bir vaziyette. Ancak bir hafta öncesinde okul öncesi 1. sınıf ve 6. sınıf öğrencileri bir hafta öncesinde okula alıştırma noktasında okula başlamış oldular. Tabii gayretimiz, çabamız yıkılan okullarımızı bir an önce faaliyete geçirip binaları inşa edip ikili öğretimin zaten öncesinde tüm Türkiye'de ikili öğretimi ortada kaldırma noktasında hepimiz gayret sarf edeceğiz. Bunlar bizim fidanlarımız. Hani diyoruz ya, atasözümüz var. Ağaç yaş iken eğilir. İnşallah öğretmenlerimiz bunların öğrenimlerin yanında da eğitimlerini de eğiterek çocuklarımızı belli noktaya getirecekler. Burada öğretmenlerimizden ricamız, vatanını, milletini seven, vatansever evlatlar yetiştirme noktasında özel gayret sarf etmeleri. Biz de başta ilçe milli eğitim müdürümüz olmak üzere müdürlerimizin, öğretmenlerimizin hep yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. Zaman zaman belediye olarak okulda öğrencilerin istifade edeceği dokümanları evlatlarımıza vermeye çalışıyoruz. Bugün de özellikle yazı yazma
noktasında öğrencilerimize destek verecek dokümanları getirip okul öncesi çocuklarımıza dağıtmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun inşallah memleketimiz için. Rabbim onlara önce hayırlı uğurlu olsun. Sonra da size gözümüzü alın.